7 Ağustos 2022 Pazar günündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalı'dır. Sesli gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Öncelikle hepinize güzel hafta sonları, iyi hafta sonlarının da sonları diliyorum artık. Hafta sonunun da sonuna geldik. İyi pazarlar. Hepiniz tatildesiniz galiba. Nasıl geçiyor tatiller? Videolar hiç seyredilmiyor. Yani başka türlü yorumlayamıyorum bunu. Ya 2019-2020'lerde benim videolar arkadaşlar dönüp bakabilirsiniz. Yani çok uzun bir süre 30-35 bin bandındaydı. Sonra bir Covid girdi araya. Ne olduysa orada Covid de oldu. 20 bine geriledi. Lan dedik hadi buna da razıyız. 20 bin civarında kalsın, en azından 20 bine ulaşsın. Ya şimdi 10 bine ulaşmayan videolar var. Bu görülmüş bir şey değil yani. 10 bine ulaşmayan benim sesli gazetelerim yoktu. Artık ulaşmıyor, kasıyor yani 10 bin. Yani hani tabii insanın da motive olması lazım. Diyorum acaba nedir? İnsanlar tatilde olduğu için midir? Niye ki bundan önceki senelerde insanlar tatilde değiller miydi? Bu sene mi tatile çıktılar? Falan diye ister istemez soruyor. Tamam kızmayın ya, kızmayın ya. Ben sadece sizinle dertleşiyorum yani. Merakımdan soruyorum. E tabii video yapıyorsun. Hani bir şeylerin de seni motive etmesi lazım ya, ondan soruyorum yani. Acaba bunun sonunda mesela bir yıl sonra videolar -5000'e inerse YouTube gelip biz sizin kanalınızı kapatacağız, zarar ediyoruz falan der mi? O da bir merak konusu tabii ki. Bu arada geçen gün ilginç bir şey gördüm arkadaşlar. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Siz de benim gibi mi düşünüyorsunuz merak ettim. Bu biliyorsunuz dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin turistlere yönelik orada 5-6 dilde açıklama olur. İşte İngilizce, Almanca, Fransızca, işte İtalyanca, İspanyolca, hadi bir de Çince olsun diyelim 5-6-7 dilde en fazla. Yani ne bileyim işte Kanada'ya turist olarak gittiniz, Slovakça bir açıklama görmezsiniz gibi. Şimdi Türkçeyi de göremezsiniz normalde. Türkçeyi ancak IKEA'nın prospektüsünde falan, orada zaten 50 tane dilde oluyor. Ancak öyle şeyler de görürsünüz. Lan Paris metrosunda bir billboard gördüm. Bu modern billboardlar var ya, televizyon ekranı şeklinde. Değişiyor sürekli. Bir baktım üzerinde Türkçe bir ibare yazıyor. Bağımsızlık. İşte 4-5 dilde yazıyor sadece. İşte Macarca var, Arapça veya Farsça veya işte Peştürce, Afgancı falan bir şey olabilir. İspanyolca var. Fransızcası var doğal olarak, Fransa'da olduğu için falan. Sadece bunlar var. Yani ama normal klasik gördüğümüz böyle işte o 5-6 dilde yazılmamış. Sonra ekran bir değişti. Bir baktım şeymiş. Böyle bir kamu spotu gibi. Aile içi kadına şiddet. İşte aile içi kadına şiddete maruz kalırsanız şu numarayı arayın. Hemen işte bildirin gibi. Ya dedim bu bir subliminal mesaj mıdır? Alıcısına yani ilgilisine nokta atışı bir mesaj mıdır? Yani biraz utandım, biraz da lan dedim. Demek ki adamlar biliyorlar yani. Yani bu hangi toplumun hangi kesimlerinde olduğunu, bir de Türkçe yazalım da hani gibi. Yani biraz garibime gitti. Siz böyle görseniz siz de aynı şeyi düşünmez miydiniz diye de sizinle paylaşmak istedim. Fotoğraflarını da şuraya koyuyorum işte. Neyse ben sesli gazeteye geçeyim. Uzun zamandır intro yapmamıştım. Böyle bir gevezelikten sonra artık sesli gazeteye geçelim. Hadi bakalım. Genellikle olduğu gibi yine en taze haberden en bayata doğru gideceğim arkadaşlar. Biraz evvel gördüğüm bir haber. Mehmet Ali Çelebi diye bir adam vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. CHP'de milletvekiliydi bu adam. CHP'yi bıraktı. Sonra Memleket Partisi'ne geçti. Memleket Partisi'ni de bırakmış. Şimdi bağımsız milletvekiliymiş. Bir önceki sesli gazetede de hani konuşurken bir arada kripto AKP'liler demiştim ya. Şimdi bu kripto sözünü AKP'liler buldu. İşte kripto FETÖ'cü bilmem ne falan diye. Kripto AKP'liler, AKP'ciler var bir de muhaliflerin içinde. Muhalif gibi gözüküyorlar ama hiç söylemleriyle muhalif gibi değiller. Bildiğin AKP'nin ekmeğine sürekli yağ süren adamlar bunlar. Ama işte CHP'de, İYİ Parti'de falan yuvalanmış adamlar. Ama bildiğin AKP'li. Yani tüm söylemleri AKP'ye yarıyor. Bu Mehmet Ali Çelebi de siyaseti bıraksam da Cumhur İttifakı derim. Yani yarın bir oy kullanılacaksa ben Cumhur İttifakı'na veririm. Yani o beşli masa, altılı masa neyse onlara vermem. Muhalefete vermem diyor. Bu adam bir de muhalefetten ayrıldı. Niye vermemmiş biliyor musunuz? Niye vermezmiş? Çünkü CHP artık yeterince Atatürkçü değilmiş. CHP'yi yeterince Atatürkçü bulmuyormuş. Ha, AKP yeterince Atatürkçü değil mi? Evet, AKP yeterince Atatürkçü olduğu için Cumhur İttifakı'na verecekmiş. Sonra da biz kripto AKP'ci deyince darılıyorlar, güceniyorlar ya.
Hümetinin liderinden Akşener'e uyuşturucu yanıtı. İktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yok demiş. Keslan Haşhaşi döneminizde uyuşturucu tüketimi ve satışı patladı adeta. Artık bunu kilolarca değil tonlarca yapıyorsunuz. Gemilerle yapıyorsunuz. Organize bir şekilde yapıyorsunuz. Uçaklarla yapıyorsunuz. Devletin eski uçaklarıyla, kamunun eski uçaklarıyla, başbakanlığın eski uçağıyla yapıyorsunuz bunları. Polisleriniz arabalarında taşıyor. Savcılarınız küçük çetecikler kurmuşlar ve bunları biliyorsunuz. Bunlara göz yumuyorsunuz. Pudra şekeri çekenler bilmem neler filan. Belki de kuru ve sulu dememesinin sebebi bu. Yani biz sadece pudra şeklinde biz bunu tüketiyoruz demek istiyor da olabilir. Artık bunların döneminde uyuşturucunun biliyorsunuz işte gaz hali, sıvı hali, kuru hali ne isterseniz var mevcut. Yahu bu adamın yıllar önce bak yıllar önce 10-15 sene önceydi galiba. Mustafa Erdoğan diye bir yeğeni vardı bunu yakaladılar 50 kilo esrarla. Adam ben içiciyim deyip bırakmışlardı adamı. Yani o arada işte gördüklerimiz bu son yıllarda gördüklerimiz o pudra şekeri çekenler, yakalananlar, işte videoları saçıldı ortaya biliyorsunuz. Onları artık saymıyoruz bile. Ya bundan bildiğin para kazanıyor bu adamlar. Millete zamanında haşhaşi haşhaşi dediler. Millete ne dedilerse, ne suç attılarsa millete hepsini kendileri yapıyor. Hepsini ama hepsini kendileri yapıyor. Şimdi tabii devlet işte dediğim gibi sömürüyorlar. Şimdi devletin kasasında da para kalmadı. Onu emdiler, yediler, yuttular kursaklarında. Uyuşturucu satarak bir şekilde bunu döndürmeye çalışıyorlar. Aynı Kuzey Kore'nin bir zamanlar yaptığı gibi ülkeye para sokmak için. Şimdi bu olay nereden çıkıyor bu arada? Meral Akşener bir video vardı. Meral Akşener bir kızı böyle bir sıkıştırmış bir yere. Orada uyuşturucuyla alakalı biz uyuşturucuya destek vermedik. Biz uyuşturucuyla şöyle mücadele ettik şunları söyledik. Ya kız da korkuyor. Ben tabii yani olayın içeriğini tam bilmiyorum. O videoda çok belli olmuyor. Ama oraya da odaklanmadım. Ben sadece orada Meral Akşener'in tavrına odaklandım. Ona binaen ümmetinin lideri Akşener'e orada laf yetiştiriyor. Şimdi Akşener de ya al birini vur ötekine. Şimdi Akşener'i bir tane KYK'lı durdurur. Derdini anlatır. Sıkıntısını anlatır. Akşener dinliyormuş gibi yapar. Dinliyormuş gibi yapar. Ama şu bitirse de yoluma devam etsem derdindedir. Adam sözünü bitirir, hiçbir şey söylemez, Allah yardımcınız olsun der, gider. Burada kızı sıkıştırmış Akşener, kıza laf yetiştiriyor. Biz işte şöyle yaptık, böyle yaptık, biz işte uyuşturucuya karşıyız filan. Evet, haftanın en, yani haftanın değil, son iki günün en rezil videolarından bir tanesiydi. İbrahim Kalın, kafası kalın olan bu. Bir yerde konuşuyor Yüksek Askeri Şura ile alakalı hemen onun öncesinde. Diyor ki evet şu anda son bir haber geldi diyor bu son habere göre diyor bilmem ne işte tarihi Rum bilmem ne hastanesinde bir yangın çıkmıştır. Bu yangına da işte Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla müdahale edilmektedir falan diyor. Bunu söylerken yani ben bunu nasıl söylerim demiş midir acaba dememiştir değil mi? Ya ben bunu nasıl söylerim ya? Ya bu kadar tek adama bağlı olduğumuzu nasıl böyle gösterebiliriz? Adamlar bize tek adam şeyi diktası kurdunuz diyor. Biz adamlara yok öyle değil diyoruz ama öyle olduğunu kabul ediyoruz. Yahu kardeşim adam demek ki herkes yazmış zaten altına. Yani söndürmeyin dese demek ki söndürmeyecekler. Söndüremeyiz kusura bakmayın. Yani geçen gün işte bir tane çıksa mesela bakandır, danışmandır filan. Geçen gün çok sıkıştım. Tuvalete gitmem gerekiyordu. Ümmetinin lideri bana tuvalete gitme talimatını vermediği için donuma sıçmışım ya. Ama bu sefer işte ümmetinin lideri çok merhametliymiş. Hastanenin yangınını söndürün dedikleri için yangını söndürdüler. Öyle de işte bir ümmetinin lideri var çok merhametli. Diyen çıkar ha yarın. Görürsünüz. HSK Hakim Savcılar Kurulu yargıladığı örgüt lideriyle, bunu 3-5 ay önce bu haberi yapmıştık. Yargıladığı örgüt lideriyle içki masasında görüntülenen ağır ceza hakimini görevine iade etti. Görevine iade ediyor adam. Ya tweet attığı için insanlar görevlerinden oluyor. Rütbelerini söküyorlar biliyorsunuz o ülkede. Ya işte geçen uyuşturucu çetesi kurmuş adam polislerle neler neler 2 yıllık hakim.
birdenbire böyle 2 yıllık o avukat birdenbire hakim olmuş. Bütün sülalesi AKP'li, dedesi bilmem nesi filan, hepsi AKP kurucusu, AKP ilçe teşkilatı üyesi. Şimdi bu hakimin de bak sen böyle bir şeydir yani. Ya adam içki masasında ya bununla alakalı bir ceza meza almadığı gibi adamı görevine iade etmişler. Ya bu Türkiye'de olması gereken o zaten, AKP Türkiye'sinde. Bence bundan sonraki aşama bu adamı Prag'a büyükelçi yapmaları lazım. Evet, Türkiye'de en çok döviz hesabı olan iller açıklanmış. Buna göre tabii ki en çok döviz hesabı olan iller AKP'ye rekor seviyede oy veren iller. AKP'li iller. Birinci sırada Yozgat, ikinci sırada Kayseri, sonra neydi, Kırşehir, Bayburt filan. Yani AKP'ye ne kadar çok rekor oy çıkan il varsa oralarda en çok döviz hesabı varmış. Bu şunu gösteriyor, bunların işte mangalda kül bıraktıklarına, işte dolar düştüğünde davul zurnayla eğlendiklerine, doların kurşusunu kurup dolarla işte sigara içip ne yapıyor, yakıyorlar filan, biliyorsunuz. Böyle olduklarına bakmayın. Türkiye ekonomisine en az güvenenler, hiç güvenmeyenler AKP'lerin başta kendisi. Kendilerini çok iyi bildikleri için de AKP'nin ekonomiyi nasıl yöneteceklerini çok iyi biliyorlar. Sezgileri çok kuvvetli. En çok güvenmeyenler onlar. Adamlar işi sağlama almış. Bak bunlar böyle ya. Yemin ediyorum size, AKP'nin o işte ekonomi bakanından tutun da ekonomiyle alakalı ne kadar bürokratı varsa, onların da bütün paraları, şunları, bunları hepsi ya yurt dışındadır ya dolar hesabındadır ya bir şekilde değerlendirmişlerdir. Çünkü çok iyi biliyorlar Türkiye'de ekonominin ne hale geleceğini. Anadolu Adliyesi'nin çatısı çökmüş. Bina da öyle eski bir şey değilmiş. 3-5 sene önce falan yapılmış arkadaşlar. Zaten temeli olmayan bir binanın çatısının olmasını düşünmek de abesle iştigal olur. Ümmetinin lideri o ülkede 10-15 yıldır adaletle ilgili olan her şeyin temelini dinamitledi. Havaya uçurdu zaten, öyle bir yerde çatı kalabilir mi? Çatıyla kalsa sadece sorun, verirsin AKP'li bir müteahhite ihaleyi. Bana şuraya bir çatı yap ama çatı 5 sene sonra çökecek şekilde olsun ki ben sana 5 sene sonra tekrar bir ihale verip devleti zarara uğratayım. Hatta ona bir de bu çatı altında duruşma garantisi de verebilirsin. Bak, yılda 5000 duruşma. Gerçi ama o zaman köprüler, tüneller gibi olmaz. O müteahhit kesin zarara uğrar. O da olmaz. Ama bir şekilde halledersiniz siz. Ümmetinin lideri, bizim helalleşme sıkıntımız yok. Çünkü vatandaşlarımıza karşı yapmamız gerekenleri yaptık, yapıyoruz ve yapacağız demiş. Yani şeytanın helalleştiği nerede görülmüş? Gerçi bak, şeytan helalleşir, sen helalleşmezsin. Çünkü megaloman ve narsistik bir adamsın. Senin nezaket gösterdiğin görülmemiş. Şimdi bir de haklı aslında, helalleşme sıkıntımız yok der ki, yani helalleşmeye nereden başlayalım arkadaş? O kadar çaldık, çırptık, hırsızlık yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Zulüm yaptık, yani neresinden başlayalım helalleşmeye? Bir de helalleşmeyle işin içinden sıyrılacağını zannediyor. Yani helalleştim, tamam herkes helalleşti o zaman, bitti. Yok öyle değil, biz helalleşmek falan istemiyoruz zaten. Kesinlikle istemiyoruz. Yani bu gözler şu hayatta olduğumuz sürece senin yargılandığını görelim. Bizim tek istediğimiz o. Helalleşme falan yok, öyle bir şey yok zaten. Yani bunu pazarlık konusu bile yapmıyoruz. Polise şerefsiz diyen AKP'li milletvekili memurların bir yıldır göreve döndürülmemesiyle ilgili konuştu. Benimle ilgisi yok. Bu kadının haberini yapmıştık. Polis durduruyor. Polislere niye durdurdun diye bunlara şerefsiz filan çekiyordu. Geçen gün Gestapo şefinin bir tweet'i vardı, işte HDP'li milletvekilleri polisimize şunları şunları yaptı filan diye. Ulan senin kendi milletvekilin yapıyor bunları ve bir yıldır göreve dönmediler. Bu da öyle demiş. Benimle bir ilgisi yok demiş. Doğru, benimle ilgisi var değil mi? Petas. Cumhurbaşkanı Erdoğan KPSS skandalında muhalefeti suçladı. Lan adam, yani tabii ki olacak yani. Ümmetin liderinin sorumluluğunda olan bir şey değil ki. Onun için bir önceki Sesli Gazete'nin başlığı iktidardaki CHP yeni ÖSYM başkanını atadı şeklindeydi. Adam her şeyin yetkilisi, hiçbir şeyin sorumlusu değil. Suçlamış. FETÖ'cü grup mu desek, altılı masa mı desek, PKK mı desek? Ya bilmiyorum, biz bir düşünelim. Biz bir düşünelim, kimi suçlayacağız, kime bok atacağız. Ona göre biz bir karar veririz ama biz bir düşünelim ilk önce.
Geçen gün söyledim ya, AKP'de bir günün nöbetçi yalakası oluyor olmak zorunda. O günün nöbetçi yalakası ya tweetiyle ya söylemiyle ümmetinin liderine bir metiye, bir yalakalık yapmak zorunda. Nasıl güzel bir adam, nasıl işte Tanrı'nın gölgesi, ne kadar güzel ülkeyi yönetiyor, herkes ona kul köle oluyor falan demesi lazım. Günün nöbetçi yalakası da bu sefer ÖSİSİKİ. ÖSİSİKİ demiş ki Cumhurbaşkanımızla görüşmek için günler öncesinden devlet başkanları sıraya giriyor demiş. Nasıl bir Alice Harikalar diyarında yaşıyor, nasıl bir romantizm yaşıyor, nasıl bir dünyada yaşıyor. Biz de tabii anlamakta zorlanıyoruz bu adamları her zaman olduğu gibi. Bu sıraya girmeyi işte kendi ülkesindeki insanların ucuz ekmek kuyruğu, ucuz yağ kuyruğu gibi sıraya girmek olarak görüyor galiba. Şimdi kim bunlar desen devlet sırrı orasını sorma ama giriyorlar. Geçen gün de Nebati diyordu ya işte meslektaşım işte yabancı bir ekonomi bakanı bana bunu sordu. Kim bu? Söylemem. Orası bende kalsın ya. Söylemez onları filan. Şimdi bu sefer de söylemiyor. Tabii Cumhurbaşkanı'nı görmek için diğer devlet başkanları sıraya giriyormuş. Kimlerdir bunlar? Sudan, Pakistan, ne bileyim işte. Nerede böyle üç kağıdın olduğu, demokrasinin olmadığı, baskının, zulmün, diktanın olduğu ülkelerin devlet başkanını sıraya giriyorlardır. Yani merak ediyorlardır. Lan sizin ülkenizde o kadar yolsuzluk yapıyorsunuz, o kadar arsızlık yapıyorsunuz. Ülkenin ekonomisi yerle yeksan olmuş, %90 enflasyon var. Ya buna rağmen iktidarda kalmayı nasıl başarıyorsunuz? Bize de öğretin bunun sırlarını falan diye giriyorlardır sıraya. Ha diğerleri de giriyordur işte Amerika'sı, Almanya'sı, İngiltere'si falan. Onlar da ya bu gerizekalılar nasıl beceriyorlar ya hala? Dur çok merak ettim ya, gidelim de biraz gülelim, eğlenelim diye bunu öğrenmek istiyorlardır. Öyle bir sıraya girmektir. Ama her şekilde de kim sıraya girerse girsin ülkedeki enflasyonun %90 olduğu gerçeğini değiştirmiyor bu. Ülkenin ekonomisinin bombok olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Şaka değil, gerçek. Bak geçen gün bahsettim size bir önceki Sesli Gazete'de Fahrettin Altun'un yeni kurduğu işte dezenformasyon merkeziyle alakalı haberi açın. İki gün önceki bahsettim ve dediğimiz şey çıktı. Çünkü malımızı biliyoruz, tanıyoruz artık. Fahrettin Altun dezenformasyonun mücadele merkezinin başına A Haber yazarını getirmiş. A Haber yazarını, yani Cem Küçük'ü de getirebilirdi. Ya böyle bir şey var mı ya? Ciğeri direkt kediye veriyorsun. Hayır, zaten kendi bünyelerinde açılmış bir şey. Zaten farklı birisinin gelmesini bekleyemezsin de. Hani biz bu kadar direkt A Haber'den de birisini getirmesini beklemezdik. Şimdi ÖSYM başkanını seçtiniz. En azından ÖSYM başkanı hani dışarıdan birisiydi. Sizden ama dışarıdan birisiydi. Şimdi sen direkt A Haber'den alıyorsun. Hani ne farkın kaldı? Zaten A Haber var orada. Onun yerine yeni bir kanal açmışlar aslında. Yeni bir havuz medyası oluşturmuşlar. Onun ismine de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi. YouTube kanalı açsan daha çok iş yapar. Emin ol. Hazineden Temmuz'da rekor açık. 92.8 milyar lira ile tüm zamanların zirvesini gördü. Ama onlara sorsan tüm zamanların rekorlarını kuruyoruz. İşte dış ticareti, şey, ihracatımız işte şu kadar arttı, şu kadar arttı, şu kadar milyar ticarette bulunduk. Hiç tabii bunun dış ticaret açığını hiç sorgulasın istemiyorlar. Onun için işte bu dezenformasyonla mücadele merkezi bunun için var. Yani sen hep iyi olanı vereceksin, pompalayacaksın. Kötü olanın sorgulanmasını hiç istemeyeceksin. Tamam kardeşim, 500 milyar dolarlık ihracatın var, çok güzel. Peki dış ticaret açığın ne? Ne kadarlık mal almışsın dışarıdan? Bunları da bir konuşalım falan. Yok, onları konuşmayalım. Onlar kötü, onlar milli değil. Yerli bir konuşma değil bu. Derdi bu. 92.8 milyar lira ile tüm zamanların zirvesi. Yani ülkenin ekonomisi maymun götü gibi açıkta. KPSS skandalının öncesinde muhalefetin ÖSYM sınavları incelensin teklifi mecliste 16 kez reddedilmiş. Bu da bize bir kez daha sınav sorularının kime, nasıl, ne şekilde gittiği konusunda bir bilgi veriyor. Zaten Türkiye'de TBMM'deki muhalefetin verdiği öneriler reddediliyorsa ve bir habere yayın yasağı geliyorsa o iş kesinlikle AKP'nin bunu yaptığını ve yaptığı işi tekzip ettiğini gösteren bir hareket. Bunu zaten biliyoruz. Şimdi böyle bir ülke tabii şimdi diğer cumhurbaşkanlarının merak etmesi normal, işte böyle bir despot bir cumhurbaşkanı düşünün. İşte Venezuela olsun, ne bileyim işte Türkmenistan olsun, adam merak ediyordur ya, adam bu kadar şey yapıyorlar ve hala iktidarda bu adamlar. Gidelim bir soralım, öğrenelim, biz de onun gibi yapalım bilen diyorlardır yani. Savcı Sayan dün bir tweet atmış.
Diyor ki biz siyasetçiler sahadayken yüzlerce kişi bizimle fotoğraf çektirmek istiyor. Daha dün Uşak'ta yüzlerce kişiyle fotoğraf çektik. Onları tanımayız. Daha sonra suçlu oldukları ortaya çıkarsa bizi ilgilendirmez. Fotoğraflar üzerinden saldırmak vicdani ve insani değildir. Art niyettir. Şimdi bu tweet başka bir ilgili, bu konuyla ilgili bir tweetin cevabı veya retweeti olsa dersin ki konusu geçtiği için adam da fikrini beyan etmiş. Şimdi ama adam müstakil bir tweet atıyor durup dururken. Yani bu kendi kendini ele vermek. Yani ben dün Uşak'a gittim. Uşak'ta birileriyle görüştüm. Görüştüğüm artık o ülke ocakları mıdır, Osmanlı ocakları mıdır, AKP, il ilçe teşkilatları mıdır? Bizim teşkilatların içerisinde de hepsi hırsız, serkeş adamlar. Yani muhtemelen fotoğraf çok çektirdim. İçinden de birkaç tanesi suçlu çıkacak yarın. Hani şimdiden ben söyleyeyim, benim onlarla bir alakam yok diyor. Bu onların zaten yani mallarını iyi bildikleri için bizim içimizde herkes zaten suçlu. Biz kafa kağıdına bakıyoruz. Eğer sicili bozuk olmayan birisi varsa zaten almıyoruz içimize. Hani bunu bildiği için söylüyor adam. Yani yarın bak fotoğrafları çıkacak. Hani şimdiden söyleyeyim ben bilmiyordum onların öyle olduğunu diyor. Gestapo şefi zaten olmayanla çektirmiyor. Yani bir adam suç örgütünde değilse onunla fotoğraf çektirmiyor zaten. Şimdi bu da durup dururken bunu atmış. Lan niye atıyorsun böyle bir tweet'i? Yani bu şey gibi evli bir adam diskoya gidiyor. Meyhaneye gidiyor. Orada etrafında böyle hallice kadınlar sarmaş dolaş filan fotoğrafları çıkmış. Adamın eşi de bunu yakalamış, görmüş. Bunlar kim? Diyor. Adam da bak şimdi yani ben şimdi benim sevenlerim var. Yani böyle bir fotoğraf çekildik diye hani sakın öyle yanlış anlama filan demesi gibi bir açıklama yapması karısına adamın. Bu. Bu tweet manyaklarından bir tanesi de faşist Ümit Özdağ. Ümit Özdağ biliyorsunuz attığı tweetlerin 10 tweetten 9 tanesi işte Suriyeliler şurada birisini öldürmüş, birisini dövmüş, birisini vurmuş filan şeklinde. Ülkede sadece vurma, kırma, linç etme, öldürme, kadına şiddeti Suriyeliler yapıyor. Başka diğerleri hiç yapmıyor mesela. Türkler falan hiç yapmaz öyle şeyler. Sadece Suriyeliler yapıyor, emin olun bundan. Bir tane tweet atıyor 3 gün önce. Sığınmacı ve kaçaklar Türk vatandaşlarını gasp ediyor, bıçaklıyor, öldürüyor. Konya'da Fatih Büyük Ziyanak 31 Temmuz günü 3 Suriyeli tarafından öldürüseye dövüldü. Fatih ölümden döndü filan diyor. Sonra bir gün sonra adam kendi tweetini retweetleyip diyor ki bu kişi alacak verecek meselesinden dolayı bir Türk vatandaşı tarafından dövülmüş. Türk tarafından dövülmüş. Konuyu ailesinden gizlemek için Suriyeliler saldırdı demiş. Ben gündeme getirince olay büyümüş. Paniklemiş, gerçeği söylemiş. Ayıp ayıp dayak yedin, anladık, dürüst ol, yalan söyleme bari diyor. Ulan ben böyle bir şey yapsam hesabımı kapatırım ya. Bir özür dile o zaman. De ki özür dilerim ben böyle bir eşeklik yapmışım. Yani ben böyle sürekli ülkede işte fitneyi, işte Suriyeliler, Türkler birbirlerine girsin diye böyle körüklüyorum. Böyle tweetler atıyorum. Özür dilerim ya filan de yani. Harif hala özür dilemiyor. Ben böyle olmuşum işte adam ama yalan söylemiş. Suçu da adama atıyor. Ulan her boka zıplıyorsun. Sokaktaki adamın burnu kanasa Suriyeli mi dövdü seni filan diyorsun. Manyak. AKP'li Mehmet Ösizki bak yine çıktı. Deminki konuşmasının devamında farklı zamanlarda görmüşüm. CHP'nin kazandığı belediyeler bizde burukluk oluşturdu demiş. Ah canım benim. Burukluk mu oluştu? Kıçını parmakla geçer. Tabi hala hazmedemediler ya. Bizim de burukluk oluştu içimizde. Yıllardır, 20 yıldır. Bir şey yapamıyoruz. Hayır, burukluk oluştu diyor ya. Ne? Burukluk oluştu diye adam şimdi görevi bırakıp sana mı versin? Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanı. Müfredata eklenecek yeni dersi açıkladı. Yeni bir ders ekleyeceklermiş. Ben de bilimsel bir ders zannettim. Kültür dersi olacakmış arkadaşlar. Kültür. Kültür dedi de işte bu Fahrettin Altun'un demin açtığı işte söylediği var ya işte dezenformasyonla mücadele merkezi. Onun gibi düşünen okullarda kültür dersi demek işte 15 Temmuz nasıl oldu, 15 Temmuz'da işte AKP'yi nasıl alaşağı etmek istediler, AKP aslında ne kadar masum bir parti, ne kadar mazlum bir parti, o gördüğünüz şeylerin hepsi kurmaca falan bunları çocukların beynine nakşetmek için yapılan bir işte kültür dersi bu. Çok önemli bir ders, çok. Bitmiş Sesli Gazete, bitsin, bitmiş zaten çok uzadı ya.
Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum. Sağlık ve afiyetle canım dostlarım.